Pirana markasının araç içi süpürgesiyle birlikteyiz. Küçük bir ara ve buraya sokmaya çalıştığımızda aparat direkt giriyor. Zaten görüyorsunuz. Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Pirana markasının araç içi süpürgesiyle birlikteyiz. Bu ürünle birlikte çocuğunuz arka tarafta veya önde bisküvi, ekmek kırıntıları vesaire bunları yiyorsa bu ürünle temizleyebilirsiniz. Çok fazla güçlü bir ürün değil ama gene de işinizi görebilecek bir ürün. Bu ürün çakmaklıkla çalışıyor. Hemen onu da göstereyim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi bu çakmaklığa taktığınızda aracınızın çalışıyor ve aparatları da çok fazla değil. Şimdi kutu açılımını yapacağız ve sonrasında size nasıl temizlendiğini göstereceğim. Kutunun içerisinden neler çıkıyor sizlere bunları bir göstereyim ve sonrasında aracı temizlemeye başlayalım. Çok kaliteli bir poşetleme olmamış, onu söyleyeyim. Belki de zarar da görmüş olabilir içerisinde kargonun. Evet, ürünün görseli bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi eski böyle makinalar olurdu ya, aynı onlara benziyor. Pirana'nın HEPA filtresi bulunuyormuş ve gördüğünüz gibi araç çakmaklığına takılıyor. Kutunun arka ve yan kısımlarına baktığımızda burada gerekli bilgilere yer verilmiş ve arka kısmı da kutunun ön kısmıyla birebir. Açıyorum. Kutunun içerisi birebir bu şekilde geliyor. Bu şekilde bir aparatı bulunuyor. Bu makineye takılıyor ve ince çizgiler, yani ince yerler için çekim yapılacak bir ağız olduğunu da görebiliyorsunuz. Bir adet garanti belgesi çıkıyor. Artık bozulursa ne kadar garanti kapsamına girer onu bilemiyorum ama garanti belgesi de içerisinden çıkıyor. Asıl merak ettiğim ürün ise içerisinden çıkıyor. Bu şekilde bir poşetleme yapılmış ve kablosu da bayağı uzun gözüküyor ama kablo yapısı biraz ince, onu söyleyeyim. Hani böyle bir yere takılırsa kopabilecek derecede. Ürünü bu şekilde çıkarttıktan sonra hafif bir ürün ama baktığınızda böyle şık bir tasarıma sahip olduğunu da görüyoruz. Burada açıp kapama yeri bulunuyor ve burada da ürünün şende... Evet, gördüğünüz gibi ağız kısmı takıldı ve bunu da şu alt kısımdan oturtturarak takıyorsunuz. Dikkat edin buna. Çok narin ve kırılabilecek bir ürün. Oturtturduktan sonra kilitleniyor ve bu şekilde bir süpürme işlemi yapıyor. Şimdi arabada bakacağız bunu ama şunu göstermek gerekiyor tekrardan. Bakın, bu bir araç çakmaklık şarjına bağlanan bir ürün. Fakat bu kablo gerçekten çok ince. Yani böyle tel gibi bir şey böyle. Ama nasıl olacağını göreceğiz tabii ki de. Bunu şu an çalıştıramıyorum. Aracın başına gittiğimde nasıl bir performans verdiğini de sizlere detaylı olarak gösteriyor olacağım. Şimdi cihazı aracın çakmaklığına taktık ve şurada birazcık pislikler var. Bir göster. Hani bu tarz ufak tefek böyle toz, kir, bunları çekebilecek ürün. Ürünün bir sesini dinleteyim size. Bu şekilde bir sesi var. Biraz güçlü bir ses. Aparatları da böyle bazen tam oturuyor, bazen tam oturmuyor. Şimdi şurayı göster ve başlayalım temizliğe. Görmüş olduğunuz gibi buraya topluyor pislikleri ve buraya topladığı için de zaten temiz gözükecek. Bu aparat da dar olan alanlara girmesini sağlıyor. Zaten içerisinden bu aparatıyla birlikte çıkıyor. Onun dışında şuradaki klipsini kaldırarak burayı açıp dökebiliyorsunuz dışarıya. Bir adet de aç kapa butonu bulunuyor sadece. Ürün küçük ama sesli, gerçekten iş görebiliyor. Şimdi gelin bir de arka koltuğu temizleyelim. Hani çocuklarımız kırıntı falan döktüğünde nasıl olacağını görün. Göster bak burada. Şuradaki zaten tozu görüyorsunuz. Şimdi başlayalım hemen burayı da temizlemeye. Gördüğünüz gibi ufak tefek tozu, pisliği alabiliyor. Ayrıyeten bununla aracın alt kısımlarını vesaire de yapabilirsiniz. Hani ben oralara çok girmiyorum, aşırı derecede pis. Çocuklarınız için veya işte böyle ufak tefek toz takıntınız vesaire varsa bu ürünle bu işlerinizi halledebilirsiniz. Çünkü tamamen fiyat performans ürünü. Bunun muadillerine baktığımızda fiyat biraz daha yüksek oluyor. Son bir yer daha göstereceğim sizlere temizlikle ilgili. Sonrasında videoyu sonlandıracağım. Pisliği görebiliyorsunuz. Hani son olarak bunu da göstermek istedim.
Bak mesela şurası küçük bir ara ve buraya sokmaya çalıştığımızda aparat direkt giriyor. Zaten görüyorsunuz. Şu kısımları görebiliyorsunuz. Buralarda da tozlar, pislikler var. Bakalım alacak mı? Sizlere temizlikle ilgili gösterebileceğim araç içerisinde göstermeye çalıştım bütün alanları. Bence küçük ama işlevi büyük bir ürün. Çok güçlü bir şey bekliyorsanız bence yanılırsınız. Hani almadan önce ufak tefek temizlikler, toz alma gibi araç içerisinde kullanabileceğiniz bir ürün. Kablosu da gayet uzun. Yaklaşık herhalde 2 metrelik bir kablo boyutu var. Yani görmüş olduğunuz gibi çakmaklıktan aracın en arka kısmına, en diplere kadar ulaşabilir. Belki bagaj kısmında zorlanabilirsiniz ama ürün gerçekten hakkını veriyor fiyatına göre konuştuğumuzda. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.